Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İçişleri Bakanlığı'nın değerli komisyon üyeleri ve devletimizin değerli bürokratları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan konuşurken elimden geldiğince onu dikkatle dinlemeye ama gerçek dışı beyanlar olduğu zaman da elimde olmadan gülümsemeye devam ettim. Kendisi rahatsız olabilir ama ben şimdi kendisine soruyorum. Şehitler üzerinden burada söz söylüyorsunuz ve sanki bunu siyasete alet ediyorsunuz. Ben size söyleyeyim. 15 Temmuz şehitleriyle ilgili eğer yüreğiniz birazcık sızlıyorsa 15 Temmuz şehitleriyle ilgili Sayın Binali Yıldırım'ın emriyle toplanan 306 milyon lirayı neden şehitlere vermediniz ve siz neden bununla ilgili tek bir kelime söylemediniz? Siz Sayın Bakan, bu polis teşkilatının başında duran, onlara kol kanat germesi gereken kişisiniz. Şimdi size soruyorum. Beşiktaş'ta terör örgütlerine 7 tane sivil vatandaşımızın 47 de polis vatandaşımız şehit oldu. Onlarla ilgili de 52 milyon lira para toplandı. Fakat o ailelerin içerisinde evini satan şehit yakınları olduğu halde o paranın şehit yakınlarına, polis şehit yakınlarına verilmesiyle ilgili neden çaba göstermiyorsunuz? Neden bir hassasiyetiniz olmuyor? Neden onların arkasında durmuyorsunuz? Bunu bu millete anlatmanız gerekiyor. Şimdi diyorsunuz ya biz verdiğimiz sözlerin arkasında durduk diye. İlk önce kısa kısa size cevap veriyorum. Verdiğiniz sözlerden bir tanesi bu Sayın Bakan. Dediniz ki Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunan PYD ve YPG terör örgütlerinin bulunduğu yerde bir güvenlik koridoru oluşturacağız dediniz. Bu 30 kilometre derinliğinde ve bu koridorun içerisine biz göçmenlere inşaat yapacağız, yerleşim alanları yaratacağız ve burada onları ikamet ettireceğiz dediniz. Bu güvenlik koridorunu Amerikalılar ve Ruslarla birlikte orada güvenlikli bir bölge haline getireceğiz dediniz. Bunu neden gerçekleştirmediniz bugüne kadar? Bu sözlerinizde samimi değil miydiniz? Millete karşı bugün de yaptığınız gibi gerçek dışı beyanlarda mı bulundunuz? Fakat en son noktaya geliyorum. En sonda Fırat'ın doğusunu neden son tezkerede çıkarttınız? Bütün tezkerelerde olan Fırat'ın doğusu son tezkerede neden yok Sayın Bakan? Bununla ilgili bir söz mü verdiniz? Bugüne kadar orada tek bir çivi çakmamanızın nedeni şunu yapacağız, bunu yapacağız diyerek ahkam kesmenizden sonra tek bir şey yapmamanızın nedeni kiminle yaptığınız anlaşmalar onu açık açık söylemeniz gerekiyor. Tezkere konusunda Fırat'ın doğusu önemlidir. Ayrıca Astana sürecinde verdiğiniz uluslararası mutabakatların altına siz imza attınız. Dediniz ki oradaki terör örgütlerini silahsızlandırıp biz sivil hale getireceğiz dediniz. Orada çocuklarımızın kaldığı gözetleme kuleleri vardı. O gözetleme kuleleri terör örgütlerinin güvenlikli alanı haline getirildi bu süre içerisinde. Ve bundan dolayı Rusya orada çocuklarımızı bombaladı, 33 tane şehidimiz oldu. Gerçekten çok mu yüreğiniz sızlıyor Sayın Bakan? 33 tane şehidimizle ilgili ne yaptınız? Rusya'ya nasıl bir yaptırım uyguladınız? Bir tane pilotları öldürüldü diye Rusya Türkiye'ye yaptırım uyguladı. Ama biz gördük ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gidip de Putin'in kapısında dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Tek bir şey yapamadınız. Şehit evlatlarımızla ilgili. Onu biz biliyoruz ve görüyoruz. Gördük ve orada
bu yaptıklarınızla ilgili yabancı askerleri, hangi yabancı askerleri Türkiye'de konuşlandırıyorsunuz? Siz Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiğiniz sınırdaki güvenlikle ilgili bugüne kadar tek bir sözünüzü yerine getiremediniz. İşte size belgesi. Şimdi Sayın Bakan, siz diyorsunuz ya, ben 11 dolar konusunda konuşurum ama başka şeylerin olması lazım. Sayın Bakan, siz bir ulusal televizyona çıktınız ve dediniz ki, ulusal televizyonda evet bir siyasetçi mafyadan 10.000 dolar alıyor dediniz. Siz İçişleri Bakanısınız. Suçluyu neden koruyorsunuz? Eğer birisi böyle aldıysa o güne kadar neden o suçu işleyeni Cumhuriyet Başsavcılarına ihbar etmediniz? Neden teşkilatımız bununla ilgili gereğini yapması için emir vermediniz? Neden 10.000 dolar alan siyasetçinin adını meclis başkanına açıkladınız ama aman bunu kimse duymasın diye hala o kişiyi korumaya devam ediyorsunuz? Siz rüşvet alanların koruyucusu olamazsınız Sayın Bakan. Sayın Özkoç, çok affedersiniz. Süleyman Bey, rica ediyorum. Komisyonumuzun kuralları gereği kendinizi çekebilirsiniz ama karşı tarafı hem milletvekillerinin açık olan çekme hakkı yok. Böyle bir kuralımız yok. Sadece kendinizi çekmeye başkasının müsaadesi olmadan çekme hakkına sahip değilsiniz. Başkanı çekiyoruz. Genel kuralımız bu. Evet. Sayın Başkan, ben konuşma yaparken burada herkes çekim yaptı, herkes fotoğraf çekti. Arkadaşlarımızı demokratik bir tavırla ilgili AKP'ye sağladığınız ve bakana sağladığınız şeyleri bize de sağlayın. Benim rica ediyorum, benim sözümü de kesmeyin. Teşekkür ediyorum. Şimdi siz 10.000 dolar alan siyasetçiyi açıklayacak mısınız, açıklamayacak mısınız? Öyle demeyin. Farklı konuşmayın. Benim de gözümün içine baka baka, milletin de gözünün içine baka baka, ben İçişleri Bakanıyım. Ben sözümün arkasında dururum, açıklarım deyin. Sayın Bakan, şimdi sizinle ilgili bir samimi olarak söylüyorum. Uyuşturucu konusunda söylediklerinizi samimi bulmuyoruz. Gerçek dışı beyanlarda bulunduğunuza inanıyoruz. Ve bunu da kanıtlayacağız adım adım. Az önce bir konuşma yaptınız. Avrupa uyuşturucu raporuna göre diye. Aynı raporun bir başka maddesini size söylüyorum. Türkiye aşırı doz uyuşturucu nedeniyle 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülkedir diyor. Bu bölümü neden söylemediniz Sayın Bakan? Neden bu konuda samimi davranmadınız? O da doğruysa neden paylaşmadınız? O da doğru. Avrupa uyuşturucu raporunun var, sizin istediğiniz bölümleri doğru ama gerçekleri yansıtan bölümü doğru değil. Adım adım geliyorum Sayın Bakan. Hiç heyecanlanmayın. Hepsini tek tek soracak ve peşini asla bırakmayacağım. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynen, lütfen. Lütfen. Sezgin Baran Korkmaz. Arkadaşlar, hiç kimse, rica ediyorum, hiç kimse, Sayın Bakan o kadar sıkışık durumda ki onun provoke edebileceği herhangi bir ortam yaratmıyor. Evet, şimdi ben Sezgin Baran Korkmaz'ı soruyorum. Birincisi, şehit yardımlarıyla ilgili bunun altında kalırsınız, cevap verin. Fırat'ın doğusuyla ilgili tezkereden neden çıkarttınız, cevap verin. Oradaki 33 tane şehidimizle ilgili neden samimi değilsiniz? Cevap verin. Sezgin Baran Korkmaz. İlk önce adli süreci anlatıyorum değerli arkadaşlarım. Bakın, 22 Ağustos'ta Kingston ve Termedisyan kardeşler Amerika'da kara para akladıkları için tutuklanıyor. 23-30 Eylül'de 10. Sulh Ceza Mahkemesi kara para akladığı gerekçesiyle Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el koyuyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı yasaklanıyor. 4. Sulh Ceza, 8. Sulh Ceza, 8. Sulh Ceza tekrar Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el koyuyor. Şimdi soruyorum Sayın Bakan.
Eğer Emniyet Teşkilatı'nın bu konuyla ilgili yeterli bilgiyi eğer bu makamlara, bu mahkemelere vermediyse bunlar neden bu mal varlıklarına el koyma gereği duydular? Eğer bu mal varlıklarına el koyma nedenini MASAK raporuna dayandırıyorsanız burada MASAK raporunun MASAK'ın açıklaması var. MASAK diyor ki hayır biz bunlardan önce onlara bir ara rapor göndermedik diyor. Yani ben her şeyi belgeyle soruyorum. Bir de mal varlığına el konulan Sezgin Baran Korkmaz. Yurt dışına çıkma yasağı olan Sezgin Baran Korkmaz. Dönemin baş savcısı İrfan Fidan ve onun adına vekaleten Hasan Yılmaz mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarının kaldırılmasını talep ediyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Neye dayandırarak? Daha sonra İrfan Fidan birden aradan sadece günler geçtikten sonra birden ilk önce Yargıtay üyeliğine daha sonra da hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getiriliyor. E peki Hasan Yılmaz orada durur mu? Onun da ödüllendirilmesi gerekiyor. Hasan Yılmaz da derhal bakan yardımcılığı görevine getiriliyor. Peki bu insanlar o süre içerisinde nasıl önemli bir şey yaptılar ki bu görevlere getiriyorlar? O süre içerisinde yaptıkları tek şey Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına olan yaptırımları ortadan kaldırmak. Şimdi size soruyorum gene gözünüzün içine baka baka hatta gülümseyerek Sayın Bakan, sevgili Bakan, siz gerçekten Soylu'yu 4 Aralık 2020 günü makamınıza çağırttınız mı? Çağırdınız mı? Neden bununla ilgili hayır çağırmadım demiyorsunuz? Eğer çağırmadıysanız çağırmadım deyin. Eğer çağırdıysanız ve bir görüşme yaptıysanız burada ne görüştünüz? Ne konuştunuz? Ne uyarıda bulundunuz? Kamuoyu merak ediyor. Biz soruyoruz, sizin cevaplamanız gerekiyor. Bir gün sonra mal varlığını el koydurdunuz, kaldırdınız. Yurt dışına çıkma yasağını da hemen kaldırdınız. Ve bir gün sonra sizinle görüştüğü iddia edildiği günün ertesi günü Sezgin Baran Korkmaz elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktı. Şimdi soruyorum Sayın Bakan. Sezgin Baran Korkmaz 10 gün sonra mahkeme kararını MASAK'ın bu konuyla ilgili mahkeme MASAK kararını neden beklemedi? Sezgin Baran Korkmaz kaçtıktan sonra 28 Aralık'ta MASAK kara para akladığını tespit etti. Ya biz mahkemeleri biliyoruz. Siz masum ve suçsuz insanların mahkemelerini aylarca ötelere atıyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz'ın ne özelliği vardı da MASAK raporu beklenmeden siz onu yurt dışına salıverdiniz, elini kolunu sallayarak gitti. Tüm bu olayların gerçeği altında. Şimdi size soruyorum. Siz 4 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz'la görüştünüz mü? Görüştüyseniz ne konuştunuz? Bu adam bir gün sonra apar topar elini kolunu sallayarak nasıl çıktı gitti? Yok eğer görüşmediyseniz o günün kamera kayıtlarını komisyona ve kamuoyuna paylaşır mısınız? Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandınız. Nedense bu kara para aklayanların uçağını kullanıyorsunuz. Ondan sonra faturasını ödedim diyorsunuz. Biz bu fatura ödemeleri sizin bakanlarınızdan biliyoruz. Hangi tür faturalar olduğunu biliyoruz Sayın Bakan. Sizin gibi devletin şu anda makamında bulunan Egemen Bağış gibi insanların da bu uçağı kullandığını biliyoruz. Kaldı ki bu uçağı Mehmet Ağar'ın, Ahmet Arslan'ın da kullanmasının bir tesadüf olup olmadığını da ayrıca soruyoruz. Siz şu anda bu konuyla ilgili parlamenter sistemin bir bakanı olsaydınız şu anda gen soru verirdik sizinle ilgili. Ama siz ucube bir cumhurbaşkanlığı sisteminin bakanısınız. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmediğiniz için size gen soru veremiyoruz. Siz sarayı temsil ettiğiniz için burada bizim karşımızda bunları savunmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi ayrıca bu konularla ilgili az önce verdiğim tarihlerle ilgili, az önce verdiğim beyanların tamamıyla ilgili
hepsinin mahkeme tutanaklarına geçip tek tek burada olduğunu da bildirmek isterim. Yani öyle birileri gibi sallamıyoruz Sayın Bakan. Şimdi gelelim sizin büyük uyuşturucuyla mücadelenize. Siz gerçekten uyuşturucuyla mücadele mi ediyorsunuz? Avrupa uyuşturucu raporuna göre Sayın Bakan, Türkiye'de yakalanan ekstazi ve eroin tüm Avrupa'da yakalanandan daha fazla. Siz daha önce söylediniz. Birleşmiş Milletler'in 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ikinci ülke. Az önce siz de söylediniz. Hem dünyadaki veriler hem de emniyetin ve sizin açıklamalarınız böyle. Şimdi soruyorum Sayın Bakan. Bir ülkede uyuşturucu yüksek miktarlarda ele geçiriliyorsa, o ülkede uyuşturucu trafiği en üst seviyede olduğu için değil midir? Yukarıda verilere dayanarak soruyorum. Dünya uyuşturucu baronları neden Türkiye'yi uyuşturucu trafiğinin yeni rotası olarak belirlemişlerdir? Onlar için güvenli alan Türkiye midir? Yakalattıkları eroinin ve kokainin çok daha fazla miktarını yurt dışına ve Avrupa'ya bu güzergah doğrusundan kaçırdıkları için mi bu kadar çok kokain ve eroin Türkiye'ye giriyor? Bunu tek tek açıklayın Sayın Başbakan. Şimdi Dilovası'nda 22 Ağustos 2020 tarihinde Kaçakçılık Şube Başkanlığı'na bir bildiri geliyor. Diyor ki, ihbar geliyor. Burada girecek olan 6 konteynerde ne var? Kokain var diyor. Kokain var denmesine rağmen oradaki arkadaşlarımız ilk önce eşyaları dışarı çıkartmadan bir gözle kontrol yapıyorlar. Köpek araması falan da yok o sırada. Daha sonra diyorlar ki kapılarına liman güvenlik mühürü takarak doğrudan X-ray cihazından geçiriyorlar. X-ray cihazında da yansıma olmasına rağmen burada yansıma vardır, şüphe altındadır ve burada ihbar vardır diye ayrıntılı aramaya girilmiyor. Alana alınıyor. Yani kırmızı banttan çıkartılıyor. Konteynerde bir şey bulunmadığına dair 22 Ağustos'ta bir tutanak tutuluyor. İşte o tutanak ve altında 3 tane imza. Şimdi Sayın Bakan, orada tertemiz bir adam, görevli birisi kalkıyor, diyor ki Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Mehmet Ali Arslan, hayır, burada kesinlikle uyuşturucu olduğuna dair güçlü ihbarlar var, bunu bir daha arayacaksınız diyor. Onun ısrarı üzerine o mallar açılıyor, aranıyor ve orada 540 kilogram 540 kilogram kokain ele geçiriliyor. Şimdi soruyorum size, bu arkadaşımız, yani orada yakalamayan kişiler, orada yakalamayan kişiler değil de bu arkadaşımız 6 ay sonra neden merkeze çekildi Sayın Bakan? Neden görevinden alındı? Bunu açıklamanız gerekiyor mu? Açıklayın. Gelelim Dilovası'na. Dilovası'yla ilgili 4.9 ton kokain. Kolombiya Savunma Bakanı 10 Haziran 2020'de sosyal medyadan açıklıyor. Diyor ki Türkiye'ye gitmek üzere 4.9 ton kokain şu anda yakalanmıştır tarafımızdan deniliyor. Neden gidiyorsunuz? Bu kokainin yakalanması falan sizi sevindiriyor mu? Gerçekten merak ediyorum. Mesela Gülme'yle ilgili şimdi söylediniz de söylüyorum. Gülme'yle ilgili benim en çok içimi acıtan Sayın Bakan, 33 tane şehit bir başkomutanın evladıdır. 33 şehit verdiğimizde Suriye'de cenazeleri daha dururken sizin genel başkanınız AKP kongresini dahi iptal etmeden gidip de kongrede işte şimdi gösterdiğim şekilde şehitlerin cenazesi daha yatarak kongreyi gerçekleştirmiştir. Orada benim lafımı kesmeyin Sayın Bakan. Orada şehit annesini orada
kongreye bağlayarak, kongreye, senin provokatörlüğüne gelme. Orada arkadaşlar, arkadaşlar lütfen, orada o şehit cenazeleri orada yatarken bu şekilde gülen AKP Genel Başkanı'na, Sayın Genel Başkanım, sen şehit cenazeleri orada, oradayken neden kongreyi iptal etmedin? Neden şehit annesini oraya bağladın ve onun haberi olmadan onu siyasete alet ettin diye sorma cesaretini gösterebildin mi? Gösteremezdi. 4.9 ton kokain Sayın Bakan. 4.9 ton kokainle ilgili senin yapmadığını bir muhabir yapmış. Hatta bir iki muhabir de yapmış. 4.9 ton kokain yakalandıktan aradan 1,5 yıl geçiyor. 1,5 yıl. Bu 1,5 yılda size soruyorlar gene bir televizyon kanalında. Ya diyorlar 1,5 yıl içerisinde adli yardım talebinde neden bulunmadınız? Neden bunun üzerine gitmediniz? Neden Kolombiyalı yetkilerle iletişime girmediniz? Yine siz orada şöyle diyorsunuz. Diyorsunuz ki pandemi vardı o yüzden diyorsunuz. Ya Sayın Bakan 4.9 ton uyuşturucudan bahsediyoruz. Sen ölümden o kadar korkma. Kokain yüzünden ölen evlatlarımıza engel olmak için bir görevdesin. Sana pandemi bulaşıp da ölmez. Merak etme. Çocuklarımız uyuşturucudan ölüyor. Sen 1,5 yıl içerisinde 50 kere oraya gitmen gerekiyordu. Ama senin yapmadığını bir muhabir yaptı. Ne yaptı? Yazışma yaptı. Şimdi ben sana soruyorum. Bu elimdeki rapor gerçek mi değil mi? Bu elimdeki rapor Kolombiya adli makamlarından gelmiş midir, gelmemiş midir? Gelmişse sizin narkotik şubenin, ben sizin elinizde var, açıklayacağım. Şimdi açıklıyorum. Tek tek merak etme. Tek tek açıklıyorum Sayın Bakan. Sizin elinizde var ayrıca bu. Siz buradaki bu makamın gönderdiği yazıyı gerçekten okudunuz mu? Diyor ki sizin narkotik şube müdürü hani diyor ya biz oraya başvuruda bulunduk hala bir cevap gelmedi diye. Ben size söylüyorum. 22.9.2021 tarihte adli yardımlaşma talebinde bulunan ülke Türkiye. 22.9.2021 tanzim edilmiş ve görevlendirilmiştir. Suç yeri Buenaventura Vel del iş bu adli yardımlaşma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili müdürlüğüne bağlı bir savcılık bürosu tarafından yürütülmektedir deniliyor. Peki sizin bundan haberiniz yok mu? Şimdi bir üst paragrafa geçiyorum Sayın Bakan. Hemen bir üst paragrafa. Hani sizin tespit edemediğiniz konteyner rakamları falan var ya, ben şimdi onları soracağım doğru mu diye. Gerçekten siz 1,5 yıl içerisinde 1,5 yıl içerisinde Kolombiya'dan adli yardımlaşma talebinde bulunup da 1,5 yıl içerisinde konteynerlerin numaralarını öğrenip de Mersin'deki bunların alıcısına ulaşabildiniz mi, ulaşamadınız mı? Bugüne kadar neden açıklamadınız? Tek tek söyleyin. Bununla birlikte yukarıdaki paragrafta belirtilen işaretlenen geliştirilmesinde 22 Eylül 2021 tarihinde eklenen ve sayılı yazı ile o zamanki Uluslar İlişkiler Müdürü Doktor Liana tarafından imzaladığı tespit edilmiş bahse konu yardımlaşma konusu sizin söylediğiniz ve dönmedi dediğiniz yardımlaşma konusu 3 Haziran 2020 tarihinde Benvatun ilinde el konulan 2 konteyner numarasını vermiş. 2 konteyner numarası. Hani sizin ulaşamadığınız, bugüne kadar arkasını kollamadığınız, ulaştıysanız da kamuoyunu bilgilendirmediğiniz, bunun arkasına bakmadığınız, gerçekleri pandemi nedeniyle gizliyorum dediğiniz, numaralı konteynerlerinle ilişkin olarak inceleme raporu düzenleme, kokain türünün ve miktarının fotoğraflarının, yakalanan şahıslarının, kimliklerinin tespiti gibi bazı hususlar bulunmaktadır diyor. Yahu siz şimdi diyor ki bir arkadaşınız, bizim yakaladıklarımıza bakın 4.9 ton önemli değil diyor.
Bunu da kayıtlara geçmesini istiyorum. Öyle kaçacak hiçbir yeriniz yok. Sizi tek tek anlatacağız, tek tek konuşacağız burada. Şimdi ben soruyorum. Mersin'de bu konteynerların, size verdiğim numaralardaki konteynerların numaraları doğruysa, bu da resmi bir yazıysa, onu teslim alacak kişiyle ilgili bir araştırma yaptınız mı? Ben soruyorum şimdi. Bakın, o kişiden ilgili isimleri ben veriyorum. Öyle gülüyorsunuz ya. Ne yapıp ne yapmadığınızı ben biliyorum. Sayın Bakanın kayıtlara geçtin. Tekrar söylüyorum. Orada hazmedemediği için zavallısınız. Doğru değil gibi sataşmalarda bulunuyor. Gerçek zavallının kendisi olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Gerçek zavallının kendisi olduğunu. Akşam size yeterince süre vereceğim. Bu kokainin alıcısı Tommy Gıda firması mıdır? Size soruyorum. Bu Tommy Gıda firması 600 bin TL sermayeyle 2018 tarihinde Mersin'de kurulu bir firma mıdır? Burada hiç kimsenin bulunmadığına dair arkadaşlarımızın gerekli bilgisi bize ulaşmıştır. Bu şahıs Suriye uyruklu Nasser Tomah midir? Bunların bilgisinin de bize verilmesini istiyorum. Sayın Bakan, siz uyuşturucu ile ilgili yapılan incelemede ayrıntısına inmiyorum ama Hatay'da yakalanan transit olarak başka bir ülkeye geçecek olan Altın Atlas Sanayi Ticaret firması tarafından gerçekleştirilen, sahibi ise Suriye asıllı Hama uyruklu Haşam Kaddur'a siz vatandaşlık verdiniz mi, vermediniz mi Sayın Bakan? Siz uyuşturucuydan bizzat içinde olan kişiye verdiniz mi, vermediniz mi? Şimdi müstehsi olarak gidiyorsunuz ya. Bakın ben size söyleyeyim. Nasıl vatandaşlık verdiğinizi. Bakın, Suriye'de terör eylemleri yapan Ecdetul Şam adlı cihatçı grubun lideri Ebu Hamza Manar Al-Saimi ismiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiştir. Bu doğru mudur? İşte bak, başına saç ektirmiş bu vatandaşımız, işte bu terör örgütünün kafa kesen liderlerinden bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş. Siz terör örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının, mafyaların bir ülkede bu kadar çok günübirlik bir ülkenin vatandaşlığına geçtiğini hiç gördünüz mü? Bu sizin bakanlığınızda yapılmıştır. Bak, benim elimdeki belgelerle konuşuyorum. Onun için bunların hepsine cevap vereceksin ve biz senin bugün değil bundan sonra da peşinde olacağım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyor? Şimdi ne yapılıyor? Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapılıyor? Ben bu soruyu sordum diye, bu belgelerden hangisi doğrudur dedim diye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Emniyet Genel Müdürü, sizin de gözünüzün içine bakayım burada, Mehmet Aktaş, başta Engin Özkoç olmak üzere, gülümsemeyin. Siz bu ülkenin bir bürokratısınız ve en baştasınız. Biraz sonra söylediğimden sonra gülümseyecek misiniz? Bakacağım. Mehmet Aktaş, benimle ilgili soruşturma başlatacağını söylüyor. Bu emri kimden aldığınızı çok merak ediyorum Sayın Aktaş. Ayrıca sizin birinci göreviniz, Türkiye Cumhuriyeti'nde Emniyet Teşkilatı'nda suç işleyen kurumları soruşturmak ve araştırmaktır. Siz böyle ulvi bir görevde maaşınızı alıyor ve gurur duyacağınız bir görevi yapıyorken Sayın Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş, neden PTT'nin yönetim kuruluna gidip de 5.000 liraya tenezzül edip de oradan yönetim kurulu maaşı almayı içine sindirebildin? Bu PTT ile ilgili açılmış davalar var mıdır? Vardır.
Bak benim milletvekilim açmış. Görevi kötüye kullanmayla ilgili. İhaleye fesat karıştırmayla ilgili. Edinim iflasının fesat karıştırmasıyla. Nitelikli dolandırıcılıkla ilgili. Deniz Yavuz Yılmaz milletvekilim ayrıca iki tane daha dava açmış. Hiç vicdanın acımıyor mu? Hiç moralin bozulmuyor mu? Hiç bu ülkenin emniyet teşkilatını bu duruma düşürmekten için sızlamıyor mu? 5.000 liralık bir maaşa tenezzül edip etmediğini bu ülkeye söyleyip istifa etmeyi düşünüyor musun Sayın Emniyet Genel Müdürü? Bürokratların burada cevap verme hakkı yok. Yoksa bakanın var. Onun bakanı burada, o bakan konuşsun. Bana akıl vermeyin Sayın Başkan. O bakan akıl ver, o bakan konuşsun. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Gelelim. TODEX'le ilgili Sayın Bakan. TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırıp kaçtı. Akıbeti ne oldu? TODEX yöneticisi Fatih Özer soruşturmasına ilişkin üzerine soruşturma esaslı yürüyor. Siz diyorsunuz. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor. Arnavutluk'taki arkadaşlarımız orada. Diğer yani ülkelerde başka bir ülkeye geçtiği noktada herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz. İnşallah yakalayacağız diyorsunuz. TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'i kaçmadan bir hafta önce aynı Sezgin Baran Korkmaz'ın gitmeden bir gün önce olduğu gibi kaçmadan bir gün önce bu zanlının sizin tarafınızdan çağrıldığı doğru mudur? Eğer doğruysa bu toplantı hangi bakanlıkta, kimle gerçekleştirilmiştir? TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yeğeninizle bir ilişkisi var mıdır? Şimdi gösteriyorum. TODEX'in sahibi Faruk Yılmaz'la yeğeninizin sizinle beraber bir aradaki resmini. Siz uyuşturucu baronlarıyla, kaçakçılarla, insanlarla bir arada kaçmadan, yakalanmadan önce neden bulunuyorsunuz Sayın Bakan? Bunu açıklamanız gerekiyor. Siz bazen teröre mensuplarıyla fotoğraf çekilen yanında AKP'nin grup başkan vekili vardı. Evet arkadaşlar, hadi bizi dinleyelim. Yanında AKP vardı. Siz de cevap verirsiniz. Şimdi söylersiniz fikirlerinizi. Sayın Bakan, 21 Nisan tarihinde Akkuzulu köyünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bir linç olayı gerçekleştirilmiştir. Sizin kulağınızda neler söyleniyor, neler gülüyorsunuz bilmiyorum da böyle bir linç olayında neden gülüyorsunuz Sayın Bakan? Hayır, gerçekten ben size söylüyorum. Böyle bir linç girişimi gerçekleşmiştir diyorum. Bu linç girişiminde sizi memnun eden şey nedir? Neden gülüyorsunuz? Neden gülüyorsunuz? Şimdi ben sorulara cevap verirseniz çok sevinirim. İkili diyaloglara gidersek tamamlayamayız çalışmamızı. Rica ediyorum. Akşam soruları net edelim. Akşam topluca bir cevap verirseniz çok sevinirim. Siz bundan önce yaptığınız konuşmalarla halkı kin ve nefret duygularına yaptığınız Sayın Bakan duyuyor musunuz diyerek önünüzde mikrofon açık değil. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Rahatsızlık. Akşam topluca Bana duyuyor musun diyorsun ya Sayın Bakan. Eğer cesaretin varsa seninle beraber bir senin istediğin televizyon programında yan yana beraber hesaplaşalım. Saati de olmasın. Eğer birazcık bir şey varsa. Eğer istiyorsa oradan mikrofon açık değilken atıyorsun ya. Mikrofon açık değilken atıyorsun ya. Senden beraber bir gelelim. Gerçi ben bir milletin bakanıyım. Sense atanmış bir kişisin ama ben senden razıyım, gelirim yani. Yeter ki gerçekler öğrenin. Süremizi tamamlayın lütfen. Şimdi araya ben girdiğim için bir dakika daha gelin.
dakika doldu mu? Şey, Sayın Başkan. Direkti verdiniz. Ben veriyorum. Bütün kullanacağınız süreyi benden alın. Peki Abdülhatif Bey de süresini devrediyor. Rahatça konuşunuz. Yani Başkanım. Yani sayın hiç heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın. Sayın Başkan'ın tüm çabalarına göre tüm çabalarına rağmen burada muhalefetin sesini kesemezsiniz. Biz konuşacağız. Biz bunları anlatacağız ve hesap soracağız. Şimdi Çubuk Akkuzulu Köyü ile ilgili siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı kişiler şehit cenazesine alınmayacak dedi. Ne haddiniz var? Siz şehit cenazeleriyle ilgili, şehitlerle ilgili, kendi şehit düşmüş evlatlarınızın alacaklarıyla ilgili tek bir kelime etmezken ne haddiniz var ki böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Ne haddiniz var ki böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Siz arada bana hakem keserek başkalarını söyleyerek söyleme. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gel. Seni Cumhuriyet Halk Partisi gerektiği gibi ne gerekiyorsa o noktada bütün senden hesabı alacak. Sen şimdi Kılıçdaroğlu şehit cenazesine Kılıçdaroğlu ama siz bana hep böyle karışırsanız ben nasıl yapacağım? Yeter. Şimdi arkadaşlar Sayın Bakan, siz Kılıçdaroğlu ile ilgili bu açıklamaları defaten yaptınız. Halkı kin ve nefret duygusuna teşvik ettiniz. Siz siyaseten İçişleri Bakanlığı değil, ana muhalefet partisi liderinin linç edilmesiyle ilgili elinizden gelen her şeyi yaptınız. Siz şöyle dediniz. Soylu, siz söylediniz. Genel başkan için düzenbaz, boğazına ne takacağı o görecek ifadelerini kullandınız. Aynı ifadeleri gözünüzün içine baka baka ben kullanıyorum. Sizinle ilgili. Bütün bu soruşturmalar bittikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti gerçek iktidarına kavuştuktan sonra sizi yargılamayan bu mahkemelerin yerine adil mahkemeler kurulduğunda size bu söylediğiniz sözlerin aynısını buradan söylediğimi bir kere daha ifade ediyorum. Sözlerinizi hatırlatıyorum. Düzenbaz, boğazını ne takacağız o görecek, çirkef, bunların hepsini size iade ediyorum. Şimdi görüşeceğiz Sayın Bakan. Görüşeceğiz. Siz devletin güçlerini bize tehdit olarak kullanamazsınız görüşeceğiz diye. Ben milletvekiliyim. Ben sana hesap sorarım. Eksilerimizde dolmuştur. Başka arkadaşlarımızla konuşmuştur. Hayır, dolmadı. Başkanlar Abdülhatif Bey'in süresinden ama başka arkadaşlarımızla konuşması lazım. Rica ediyorum. Süreyi geçirtiyorlar. Süreyi. Baştan başlatın süreyi. Arkadaşlar benim konuşmam kesilemez. Konuşma yapılırken usul olmaz. Sayın Başkan. Konuşma yapılırken usul açılmaz. Konuşma yapılırken usul açılmaz. Saatlerce bir kurma söz hakkı olmaz. Konuşma yapılırken usul açılmaz. Şimdi kayıtlara geçilir istiyorum. Benim konuşmam engelleniyor. İçişleri Bakanı'na hesap sormam engelleniyor. Engelleniyor. Kayıtlara geçtin istiyorum. Tamam. Çünkü onlar korkuyorlar. Usulü ben konuşurken usul olmaz. Konuşma devam ederken usul konuşması olur mu? Ben konuşurken usul olmaz. Şu anda konuşmam AKP'liler tarafından provoke ediliyor. Konuşmam engelleniyor. Gerçekleri açıklamam engelleniyor. Gerçekleri söylemem engelleniyor. Şu anda konuşturulmuyorum. Gerçekleri söylemem engelleniyor. Başkan müdahale edin. Konuşmam engelleniyor. Süre başladı. Süreyi başlattınız.
Sayın Başkan. Kiliseye yürüdü, kiliseye. Değerli arkadaşlar, 15 dakika sözlü. Sınır ağzını kürenizi kullanıyorum. Lütfen bu tür hareketlerde bulunmayın. Çok ayıp oluyor. Böyle yapmayın. Usul böyle değil. Hayır, hayır. Usul değil, mümkün hareket ediyor. Bir dakika, şuraya başlamasın. Bir dakika, tehdit etmeyin. Bizleri tehdit etmeyin. Bizlere saldırmayın. Bizleri tehdit etmeyin. Biz tehditlerden korkmayın. Bizleri tehdit etmeyin. Gerçekleri konuşmamızı engellemeyin. Gerçekleri konuşmamızı engellemeyin. Tehdit etmeyin bizi. Tehdit ediyorsunuz. Şu anda bizi tehdit etmeyin. Bırakın. Ben gayet sakin konuşuyorum. Bizi tehdit etmeyin. Beni hakim edin. Bizi tehdit etmeyin. Değerli arkadaşlar, 5 dakikadan sonra usul tartışması yapacağız. Gerekirse yeni bir karar da alırız. Ama lütfen şimdi dinleyin. Başlatır mısın? Sayın Bakan, o cenazede Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dahil Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve üst düzey yöneticiler bulunuyorlardı. Ancak onlarla ilgili güvenlik koridoru oluşturulmamıştı orada. Bunu biz değil, mahkeme kayıtları söylüyor, tutanaklar söylüyor. Güzergah ve yol trafiğe açılmamıştı. Bunu biz değil, mahkeme tutanakları söylüyor. Genel Başkanımız cenaze törenine katılmasıyla birlikte başlayan provokasyona imam defalarca uyarı yapmasına rağmen cenaze namazı bile zor kılınırken müdahale edilmemiştir. Cenaze namazının ardından devlet töreni yönetmeliği uygulanmamıştır. Arkasından Genel Başkanımız kalabalık içine itilirken topun arkasından gitmesi gereken, cenazenin arkasından yürüyerek yürümesi gereken Efrat sol tarafa Genel Başkanımız içe kalabalığın içine itilmiştir. Burada hiçbir emniyet tedbiri alınmamıştır. Taş ve sopalar orada görünmektedir. Genel Başkanı yakın, öldürün, taşlayın diyen konuşmacılar birbirlerini işaret ederek birbirleriyle iletişim içerisinde olduklarını göstermiştir. Hadi bırak bizi. O dönemin emniyet müdürü, Ankara Emniyet Müdürü aynen şöyle diyor. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bizzat kendi ifadesiyle jandarmanın evin önündeki kalabalığa müdahale etmediğini ve kendisinin devreye girmek zorunda kaldığını söylüyor. Kimin emriyle? Neden müdahale etmedi? Emniyet müdürü neden görevden alındı? Neden orada görevini yapmayanlar değil de gerçeği konuşan emniyet müdürü görevden alındı? Siz o linç görüntülerini AKP genel başkanı dahil olmak üzere, siz dahil olmak üzere muhalefet liderlerini tehdit aracı olarak kullandınız. Videolarını gösterdiniz. Daha başınıza neler gelecek dediniz. Tehdit ettiniz ve muhalefetin siyaset yapma özgürlüğünün önüne geçip halkı kin ve nefret duygularına teşvik ettiniz. Orada öldürmeye tam teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, katlen yaralama, hakaret, mala zarar, kişiyi hürriyetinden yoksun etme, inanç, düşünce ve kanaatleri zedeleme, memura etkin direnme, görevi kötüye kullanma, yakın, öldürün, taşlayın deyip de yumruk atanlara rağmen siz ne yaptınız biliyor musunuz? Siz bir kişiyi dahi tutuklamadınız. Herkes serbest. Ama bakın bu resmi gösteriyorum. Orada yumruk atan kişinin elini öper. Bu kişi işte ben de hiçbir şey yapmadığınızı söylüyorum. Ne diyor biliyor musun? Soylu, vur ne vurayım, öldür de öldüreyim diyor. Bu kişi hakkında ne yaptın?
Ne yaptın bu kişi hakkında? Bu 50 silahlı kaçkın hakkında ne yaptın? Bizi tehdit eden bu kişiyle ilgili bu silahlarla poz verirken, tweetler atarken neyi gerçekleştirdin? Yapmadın. Beni burada konuşturmuyorsunuz. Ama ben size teker teker söyleyeceğim. Beni konuşturmuyorsunuz. Şimdi ben son kez söylüyorum. Buradan senin gözünü içine bakarak söylüyorum. Emniyet Genel Müdürü'ne emir verip de bizi tehdit olsun diye bir soruşturmayı açsın, istedin mi istemedin mi? Sen baronlarla oturup da yurt dışına kaçmadan önce kara para atlayıcılarıyla görüştün mü görüşmedin mi? 4.9 ton kokainle ilgili neden 1,5 yıl? Neden 1,5 yıl bekledin? Neden? Neden onun alıcısını tespit etmedin? Neden onunla ilgili herhangi bir işlem yapmadın? Son olarak seni 2 defa mahkemeye verdim. Ama mahkemeler bu ucube sistem nedeniyle senin yargılanmamana ama benim susmama kanaat getirebiliyorlar. Bu yıkılacak ve biz bunların hesabını senden tek tek soracağız. Değerli arkadaşlar, şimdi bir usul tartışması açacağım. Gerçekten yaptığımız uygulamanın bir istismarını görüyorum. Söz hakkı devirlerde bugüne kadar müsamaha gösterdi. Çünkü makul sınırlar içinde yapılıyor. Ama bugün yapılanın makul sınırlar içinde bir uygulama olmadığını vicdanı olan herkes takdir eder. Kusura bakmayın, böyle bir şey yok. Burada tek bir kişinin bu konuşacağı bir ortam konuşturamaz. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar bakanlıklardan belli ölçüde uygulamadığımız bu hususu şu anda yapılanları kayda alıyorum. İçişleri Komisyonu, konuşma süremizden rahatsız olduğu için gerçeklerin ortaya çıkmamasıyla ilgili olarak şu anda kendi çoğunluklarına dayanarak konuşma sürelerini kısıtlamaktadırlar. Bakana istediği kadar söz hakkı veren İçişleri Komisyon Başkanı maalesef bütçe komisyonu başkanı maalesef konuşma türene müdahale etmiştir. Ve şu anda bundan sonraki konuşacak olan arkadaşların konuşma türelerini engellemek için şu anda oynama yapılıyor. Burada ellerini kaldıracak her arkadaş muhalefeti susturmak içindir. Sayın Başkanım.